Dostlarım selamlar. Abi şu Meet uygulamasına para nasıl gönderilir? NFT nasıl alınır? Bir videosunu yapar mısın diye birçok soru geldi. Hemen yapalım. Canlı canlı beraber gösterelim. Öncelikle cüzdana tıklıyorum. Ve Volta tıklıyorum. Burada Receive dediğim zaman benim BNB BEP20 ağında BNB adresim geliyor. Bu adresi kopyalıyorum. Sonrasında kullandığınız borsa uygulaması hangisi ise ona gidiyorsunuz. Mesela ben Binance kullanıyorum. Withdraw diyorum ve çekim. BNB çekimi yapacağım. Kripto ile gönder diyorum. Adresi yapıştır diyor. Yapıştırıyorum. Zaten BEP 20 olduğunu kendisi de söyledi. Maksimum gönder diyorum. Çek diyorum. Çekiyorum. Şifre mail falan soracak. Şifrelerimi girdim ve çekim başarılı arkadaşlar. Şimdi gidip hesabımıza bakalım gelmiş mi? Arkadaşlar birkaç dakika içinde paramız buraya geldi. Benim eskiden de biraz param olduğu için tabi 0.11 gözüküyor burada. Şimdi bu ana cüzdanım. Ben bunu harcama yapmak için spending atmam lazım. Aynı diğer uygulamalardakine benziyor. Şuradaki to spending diyorum. BNB'yi hepsini seçiyorum ve hepsini gönder diyorum. Transfer gerçekleşiyor. Çünkü harcamam için o cüzdanda olması lazım. Veya transfer etmek için de bu ana cüzdanımda olması gerekir. Yani dışarıya aktarmak için falan. 1-2 dakika içerisinde BNB'miz spending cüzdanına geldi arkadaşlar. Artık alım yapabilir, harcayabilir durumdayız bunu. Hemen markete girelim. Şu ablamıza yukarıdan tıklıyorum ve buraya geldim. Şimdi benim burada bir NFT'm olmadığı için burası boş. Şurada farmers'ım da yok. Ben markete geleceğim. Markete geldiğim zaman kutular var. Aksesuarlar var. Ve kutu, çiftçilerin altında birçok seçenek var. Gördüğünüz gibi farmers seçeneği mintlenmiş olanlar var. Bunlar doğrultulmuş. O yüzden fiyatları daha ucuz olabilir. 0.26, 0.26 falan diye gidiyor. Kutudan ise sana 0 hiç doğrultulmamış. Ve seviyesi de 0 olan bir eleman çıkıyor. Mint 2 level 5 mesela. Bu level 5'e yükseltmiş ve mintlenmiş bir arkadaşımız. Kutudan kutu fiyatları biraz daha fazla. 0.35 BNB. Yani 100 dolar civarı bir şey mi yapıyor? mintlenmiş olanlarsa daha ucuz. İlk etapta şu mini farmslar var. Biz ondan bir tane deneyelim. Paramız buna yeter şu an. Sizin de böyle küçükten büyüğe doğru gitmenizi tavsiye ederim. Önce bir deneyin, yarışın, görün, uygulamanın detaylarını öğrenin. Sonra isterseniz alırsınız. Miniler 0,043'ten başlıyor. Hiç doğrultulmamış ve level 0 olanlar var. Mini kutular ise 0,055'ten başlıyor. Birazcık daha pahalı. Alınabilir mi? Bakalım. bizim paramız hangisine yetiyor? Bizde 0,11 BNB'miz var. Eee 0,0 43'e zaten yetiyor. Mini Farmers'lara yetiyor. Mini Box'a yetiyor mu? 0.05 ona da yetiyor. Biz bir tane kutu alalım mı? Hem kutudan ne çıktığını görmüş olursunuz. Ee, hem de fiyat karşılaştırması yaparız. Çok bir fark yok. 0.043 ile 0.055 arasında almışken bunu alalım değil mi? Bu abileri alırken mesela tıkladığınız zaman bazı özellikler var. Bakın Profit, Luck, Wisdom işte Hunger, Speed gibi. Ee, bunlara göre ben de almadığım için çok bildiğim konular değil bunlar ama mesela luck, şans kutusu, işte açlığı, hızı. Bu abimizin puanları ne kadar yüksek olursa işte o kadar çok çalışıp kazandırdığını anlayabiliriz. Altına da şu şeylerden, soketlerden takarak şuradaki marketteki ekipmanından işte açlığını, hızını falan da arttırabiliyoruz. Öyle gözüküyor. Biz şimdi bir kutu alalım bakalım. Kutunun da hem alınışını, açılışını görmüş olursunuz. Sonrasında da bu aldığımız NFT ile ne kadar kazanabildiğimizi analiz ederiz ve gem takarsak ne olur? Onlara bakarız. Mini boxes deyip 0.055 tıkladığım zaman zaten içerisini göremiyorum. Sadece al diyeceğim. Aldık. Şimdi nereye gitti bu? Farmers'ımıza geldi. Mini box'a geldi. Herhalde aç diyeceğiz. Sat, sata da biliyormuşsun. Direkt alıp satarak da belki burada para kazanabilir. Fiyatları takip ederek transfer edebilirsin diyor. Aç diyelim biz hoppala ve biraz da cuppala diyelim. Bir kutu açılışımız daha. Emin misin diyor. Eminim kardeşim. Aç bakalım ne çıkacak. Bir tane abimiz geldi. Profit'i 3.7, Luck'ı 5.5, Wisdom 7.6, Hunger 5.1, Speed de 5'miş. Tamam al bakalım dedik. o çiftçimiz soğumaya girdi. Diğer bazı uygulamalardan falan biraz böyle alıntı yapmışlar sanki. Soğusun bakalım bu abimiz. Soğuduktan sonra e, ne kadar kazandırıyor görürüz beraber. Base puanları burada seviye yükselttiğim zaman da e, bunlara ben dağıtım yapacağım. Bunlara neye göre dağıtım yapacağımızı da ayrı bir video yaparız. Mesela burada seviye yükseltme menümüz geldi. Tabi maliyeti var ve ne kadar zaman süreceği. Seviye yükselttikçe kazancının daha fazla olacağını biliyoruz. Tamir. Bu abimiz çalıştıkça tamire ihtiyacı olacak herhalde. Mintlemeyi buradan yapıyorsun ama en az level 5'e gelmen lazım diyor. Sat dersem hemen satabiliyor muyum ona bir bakalım. Satabilirsin diyor. Enerjin %100 olacak diyor. Mintleme 7 kere yapılabiliyor falan diyor. Burada özelliklerini gösteriyor. Yani direkt satılabiliyor olması güzel. Transfer de varmış falan filan ama gerek yok. Zaten Ucuz bir abimiz bu. Bunu alıp denersin beğenmezsen satarsın gitsin. Ee, mesela kutu alınıp belki eleman olarak satılabilir. Daha güzel bir şey çıkarsa seviye yükseltip satılabilir. Veya kutuyu ucuz alıp pahalı satarak da belki bir şeyler yapılabilir. Elinde bir NFT olması güzel. Alım satım yaparak oyun değerlendirilebilir. NFT'yi almış olduk arkadaşlar. Biz artık şurada siparişlerimizi tamamladığımız zaman hani bize diyordu ya. o senin NFT'in yokmuş. O yüzden sana para veremedim. Hatta çok az bir şey verirdim yalandan diyor. Artık bakalım bu mini abimiz bize e, görevleri yaptığımız zaman ne kadar kazandıracak Onu da ayrı ben birazcık oynayayım Videosunu yaparız Olayı hiç bilmiyorsan ben bu uygulamayı ilk defa gördüm diyorsan da Uzun bir videosu var açıklamalara Bırakayım onu oradan bir izleyiver NFT'mizi aldık arkadaşlar artık burada e, NFT'mizi görüyoruz Lootbooks diyor büyük ihtimalle bize şans kutuları verecek Ve oradaki şans değeri de onları etkiliyor Burada enerjimiz doluyor Burada bir hediyemiz mi var ha Yok paylaşmak içinmiş paylaş diyor falan filan Dostlar böyle Artık yapmadığımız ne kaldı? Para çekme kaldı. Acaba şu 0.06'yı hemen çekebilir miyiz? Bir en azından deneyelim. Ha şeye göndermemiz gerekir onu. Ee, ana cüzdanımıza göndermemiz gerekir. Çünkü o spending'de transfer diyelim hemen onu da görmüş olursunuz. Spending'den ana cüzdana BNB'leri göndermek istiyor musun diyor. Evet kardeşim gönder diyelim. Niye seçemiyorum? Pardon. Yanlış yazdık. Tamam. Tamam. 2 MST'ni harcarım diyor. Ha. MST'miz yokmuş arkadaşlar ama Sistem güzel çalışıyor beğendim yani ben. Bunu cüzdana gönderip buradan da to external deyip buradan da kripto hesabımıza gönderebilirsiniz. Trade MST'den BNB'ye, BNB'den MST'ye çevirebilirsiniz. Almak için buraya, buraları anlattık. Sistem güzel çalışıyor gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. NFT'mizi de aldık. Artık böyle kısa kısa videolarla işte NFT ile sipariş tamamladığımız zaman ne kadar kazanıyoruz onun videosunu yaparız. Değer mi değmez mi onu yaparız. Market fiyatlarına bakabilirsiniz. Bir süre izleyebilirsiniz. Ben yatırım tavsiyesi vermiş olmayayım kendiniz bakın analizinizi yapın bak market belli fiyatlar belli bir tek anlamadığınız kazançlar olabilir onu da ben size